Anlattığımız belgeselimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Hatırlayalım, milli mücadele döneminde Türkiye'nin batıda hiç müttefiki yoktu. İslam dünyasında sömürgeciliğe, emperyalizme karşı başlayan hareketler ve batıyla mücadele halindeki Bolşevik Rusya, milli mücadelenin tabii müttefikleriydi. Halide Edip adı var, batı sömürgecilik ve emperyalizmine karşı bu ittifakı Doğu mefkûresi olarak adlandırır. Mustafa Kemal Paşa milli mücadelede üç ayaklı bir strateji uyguladı. 1- İslam etkenini, 2- Bolşevizm etkenini, 3- İtilaf devletleri arasındaki ihtilafları esas alan bir siyasi stratejiydi bu. Batı emperyalizmine karşı doğudaki Bolşevik Rusya ve İslam dünyası Ankara'nın doğal müttefikleriydi bu dönemde. Hilafeti işgalden kurtarma ve Müslüman milletlerin batı boyunduruğundan kurtulması sloganı milli mücadeleye yurt içinde ve İslam dünyasında aktif destek sağladı. İngiltere üzerinde ağır baskı oluşturdu. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilip Osmanlı Mebusan Meclisi basıldığında Mustafa Kemal hemen İslam alemine hitaben bir beyanname yayınladı. Hilafet merkezinin işgalinin İslam'a bir saldırı olduğunu belirterek işgali protesto etti. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk beyannameleri de İslam alemine hitap ediyordu. Bunlardan biri doğrudan meclisin, diğeri ise meclisteki Şer'iye Komisyonu'nun beyannamesiydi. Bu iki beyanname Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da çıkardığı Hakimiyet-i Milliye gazetesinde manşetten yayınlandı. Beyannamelerde İngiltere İslamiyet'in can düşmanı, bütün ehli İslam'ın celladı olarak niteleniyordu. İslam dünyasında İngiltere'ye karşı ve Türkiye'yi destekleyen hareketlerin gelişmesi Ankara için son derece önemliydi. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal bu dönemde bir yandan da Marksist kavramlarla konuşarak Lenin Rusyası'ndan milli mücadeleye para ve silah yardımı aldı. Mustafa Kemal Paşa'nın ilk diplomatik girişimi de Bolşevik Rusya'nın lideri Lenin'e hitaben 26 Nisan 1920'de yazdığı mektup olacaktı. O günlerde temel soru şuydu: Bolşevik Rusya ve İslam dünyasıyla nasıl bağlantı kurulacaktı? Rusya'dan alınacak silahlar ve mali yardım hangi yoldan gelecekti? Arada Ermenistan ve Gürcistan Cumhuriyetleri vardı. Bu bağlantıyı engelliyordu. Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir bu engele Kafkas Seddi diyorlardı. 1918 sonlarında Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan tarafından kurulan Batı yanlısı Maverai Kafkas Konfederasyonu dağılmıştı. Kafkas Seddi esas itibariyle Ermenistan, ikinci derecede ise Gürcistan Cumhuriyetleriydi. Ermenistan Cumhuriyeti 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Bolşevik İhtilali ile Rus ordusunun çözülmesi üzerine 28 Mayıs 1918'de Erivan'da kurulmuştu. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla Osmanlı ordusu 1877 sınırlarına çekildi. Ardahan, Kars, Sarıkamış ve Iğdır'ı İngilizler işgal etti. İngilizler Kafkasya'dan çekilirken buraları Ermenistan'a verdiler. Ermenistan arazisi kuruluş dönemine göre genişledi. Üstelik Erzurum'la Azerbaycan ve Bolşevik Rusya arasındaki tek demir yolu bağlantısı Ermenistan'ın kontrolündeydi ve Türklerin bu demir yolunu kullanması mümkün değildi.
Ermenistan engellediği müddetçe Anadolu'ya Rus yardımı gelemezdi. Belki Karadeniz'den Trabzon limanına gelebilirdi. Fakat İngiliz savaş gemileri bunu engelleyebilirdi. Karayolunun açılması şarttı. 29 Mayıs 1920 günü mecliste yapılan gizli oturumda askeri ve siyasi durum hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa, Cihan Harbi bitmemiştir diye konuştu. Anadolu'daki işgalleri anlatan Fevzi Paşa, Batı emperyalizmi karşısında Rus devrimini ve İslam dünyasındaki uyanış hareketlerini hatırlatarak şunları söyledi. Millet parlak bir istikbal bekliyor ve bu istikbali ancak şarktan doğacak istiklal güneşi bize vaat ediyor. Aynı gizli oturumda konuşan meclis reisi Mustafa Kemal Paşa da diyoruz ki doğuyla birleşelim, kurtuluşumuz doğudan gelen tesir neticesinde gerçekleşecektir dedi. Ermenistan'ın Bolşevik Rusya ile anlaşmak istediğini belirterek biz onlardan önce davranalım diye konuştu. Rusya ile ilişkileri de şöyle formüle etti. Bolşevik olmak değil, Bolşeviklerle ittifak yapmak. Tabii Batı ile her nevi siyasi münasebete girmekten de geri durmayacağız. Mustafa Kemal 1 Haziran 1920'de Erzurum'daki 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya gönderdiği mektupta şunları yazdı. Devlet ve milletimizin kurtuluş ve selameti hakkında Batı devletlerinden hakiki bir yardım ve insaf ümidi kalmadığında herkes görüş birliği halindedir. Memleketimizin geleceği, Doğu hudutlarımızın Ruslara ve İslam alemine muttasıl olmasına bağlıdır. Azerbaycan ve Bolşevik Rusya ile bitişik, yani komşu olmak için aradaki engel Ermenistan'dır. Bu engelin nasıl aşılacağı konusunda 1920 yılının ilk aylarından itibaren Ankara'daki Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa ile Erzurum'daki 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa arasında telgraf yoluyla sürekli müzakereler yapılmaktadır. Bunun bir yolu Kafkasya'nın Bolşevikleşmesi, diğer yolu Türkiye'nin askeri harekatla Ermenistan'ı aşarak Azerbaycan'a ulaşmasıdır. Başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletleri bunun farkındadır. Onların niyeti ise Erzurum'u da içine alan büyük bir Ermenistan kurarak bunu engellemektir. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, San Remo'da 22 Nisan 1920 günü yaptığı konuşmada Fransız ve İtalyan başbakanlarına Londra konferansında Ermenistan konusunda aldıkları kararı şu sözlerle anlatıyordu. Erzurum her bakımdan üstün bir yerde olup onu Türklere bırakmak bağımsız bir Ermenistan'ı imkansız duruma düşürür. Büyük bir Pan-İslam ya da Panturan hareketi ortaya çıkabilir ve böyle bir halde Londra Konferansı genellikle dünya barışı bakımından Türkiye Müslümanlarıyla daha doğudakiler arasına sokulmak üzere bir Hristiyan toplumun sıkıştırılmasının yerinde bir girişim ve bunun da yeni bir Ermeni devleti olabileceğini düşünmüştür. Lord Curzon savaştan, yani tehcirden önce bile Erzurum yöresinde Türklerin sayısı 360 bin, Ermeni nüfusu ise 160 bin kadardı diye belirtiyor. Buna rağmen Erzurum'un Ermenistan'a verilmesini istiyordu. İngiltere Başbakanı Lord George da Erzurum'un ezici çoğunluğunun Türk olduğunu kabul ediyor. Fakat siyasi durumu Arapların ezici çoğunluğa sahip olduğu Filistin'deki Siyonistlerin konumuna benzetiyordu. Buradaki durum tarih açısından Siyonistlerinkinin benzeridir. Siyonistlerin davası şu anda Filistin'de yaşayan bu ulustan insanların sayısı değildir. Başka bir öge daha vardır. Londra Konferansı'nda Ermenilere aslında söz verme anlamına gelen bazı güvenceler verilmiştir. Ermeniler devletlerinin gelecekteki sınırlarının ne olacağını sürekli olarak sormuşlar ve kendilerine büyük bir olasılıkla bunun Erzurum'u da içereceği söylenmiştir.
Sevr Anlaşması'nda Erzurum, Ermenistan sınırları içine konulacaktı. O günlerde Fransız Mareşali Ferdinand Foch, İtilaf Devletleri'nin bütün şartlarını Türklere kabul ettirmek için 27 tümen, yani kabaca 400 bin kişilik bir askeri kuvvetin Anadolu'ya gönderilmesi gerektiğini, bunun imkansız olduğunu belirten bir rapor vermişti. İsteksiz İtalya ve Fransa bir tarafa, İngiltere'nin de Erzurum'u askeri güç kullanarak Ermenistan'a katması mümkün değildi. Lloyd George'un bulduğu formül kendi sözleriyle şuydu. Ermenistan 40 bin kişilik bir ordu oluştursun. Bunun silah ve ekipmanını biz sağlayalım. Şimdiye kadar başkaları Ermeniler için savaştı. Şimdi Ermeniler kendileri için savaşsın. Bunu kendileri yapmazlarsa yapacak başka bir hükümet olmadığını da bilmeliler. Sanremo Konferansı'na Ermeni delegasyonu üyesi olarak katılan Mısırlı Ermeni Bogos Nubar Paşa, 23 Nisan 1920 günü Lloyd George'a cevap verdi. Ermenistan'ın halen 15 bin askerinin bulunduğunu, Erzurum'u almak için 40 bin asker daha çıkarabileceklerini söyledi. Ermenilerin Rus ve Fransız ordularında Türklere karşı savaşmış iyi askerler olduğunu hatırlattı. Sadece başta Kundura olmak üzere teçhizat yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Mustafa Kemal'in ordusundaki askerlerin iyi olmadığını söyledi. Sözlerini şöyle tamamladı. Erzurumsuz bir Ermenistan düşünmek imkansızdır. Ermenistan delegasyonunun başkanı Avetis Aharonyan ise Ermenistan'ın halen 20-30 bin kişilik bir ordusunun bulunduğunu, bunu 2-3 ayda 40 bine çıkaracağını, fakat İtilaf Devletleri'nin silah, mühimmat, teçhizat ve bilhassa subay desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Mustafa Kemal'in elindeki ordunun büyük çoğunluğunun eğitimsiz köylülerden oluştuğunu sözlerine ekledi. Aharonyan'ın şu sözleri özellikle dikkat çekiciydi. Ermeni ordusu gerekli desteği görürse kısa sürede Erzurum'u işgal edebilir. Ermenistan'ın başkenti geçici olarak Erivan'dır. Erzurum'sa öyle bir yerdir ki oraya hakim olan bölgeye hakim olur. Onun için Ruslar da Erzurum'u almak için çok savaşmışlardı. Konferansa askeri uzman olarak katılan Fransız Mareşali Foch ise Erzurum'un kolay kolay ele geçirilemeyeceğini belirtti. Fransız ve İngiliz komutanlar Doğu Anadolu'nun büyük kısmını da kapsayan büyük bir Ermenistan kurmanın o kadar kolay olamayacağı konusunda uyarılarda bulundukları için Lloyd George Ermenistan davasında Amerika'nın sorumluluk üstlenmesini özellikle istiyordu. İtalyan Başbakanı Nitti ile Fransa Başbakanı Mitterrand da güçlü Amerika'yı işin içine katmayı gerekli gördüler. Paris Konferansı'nda Amerika Başkanı Wilson, Ermenistan davasının ateşli bir savunucusu olmuştu. Avrupalı müttefikler şimdi Amerika'ya daha bir ihtiyaç duyuyorlardı. Çünkü Mareşal Foch, 22 Nisan'da Bolşevik ordusunun Kafkasya'yı geçerek Karadeniz kıyısından Batum'a doğru ilerlediğine dair haberleri bildirmişti. Bu Ankara için iyi, İtilaf Devletleri için kötü haberdi. Amerika'nın mutlaka devreye girmesini istediler. Bakü petrolleri Bolşeviklerin eline geçmemeli, Mustafa Kemal ile Lenin arasındaki Ermenistan engeli devam etmeliydi. 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi büyük bir İslami törenle açıldı. Aynı gün İtalya'nın Sanremo kentinde toplanan konferansta İngiliz, Fransız ve İtalya başbakanları Ermenistan meselesini Sevr Anlaşması'nın manda konusundaki düzenlemelerini görüşüyorlardı. Amerika Başkanı Wilson'a uzun bir telgraf çekilmesine karar verildi. Denize çıkışı olması için Trabzon Ermenistan'a verilecek, ayrıca Erzurum, Van ve Bitlis de Ermenistan sınırlarına dahil edilecekti. Lloyd George'un hazırladığı metin 25 Nisan toplantısında kabul edildi. Wilson'a şu maddeleri içeren bir öneri sunulmasına karar verildi. Amerika'nın Trabzon, Erzurum,
Van ve Bitlis illerini de içerecek olan Ermenistan'ın mandasını üstlenmesi. Amerika Ermenistan mandasını kabul etmezse yeni Ermenistan'ın sınırlarının çizilmesi konusunda Başkan Wilson'ın hakem olması. Amerika Ermenistan mandasını kabul ederse koruyuculuk yükümlülüğü altına girecekti. Kabul etmezse Wilson Ermenistan sınırlarını çizerek sorumluluk yüklenmiş olacaktı. Başkan Wilson manda konusunu incelemek üzere 1919 Eylül'ünde Türkiye'ye General Herbert başkanlığında bir heyet göndermişti. General Herbert Sivas'ta Mustafa Kemal ve Rauf Bey'le de görüşmüş, Mustafa Kemal General Herbert'a çok sıcak davranmış, üzerinde olumlu bir izlenim bırakmıştı. Herbert Kafkasya ve Ermenistan'a da giderek Kazım Karabekir'le de görüştü ve sonunda bir rapor hazırladı. Başkan Wilson'a sunulan raporda manda lehinde ve aleyhinde sebepler sayılıyor, genelde mandaya olumsuz bakılıyor, Ermenistan mandasının Amerika'ya o zamanın parasıyla 5 yılda 750 milyon dolara mal olacağı belirtiliyordu. Wilson, Ermenistan mandası önerisini 24 Mayıs'ta Senato'ya sundu. Senato, 1 Haziran'da 23 kabul oyuna karşı 52 oyla Ermenistan mandasını reddetti. Mandanın reddinde General Herbert'ın raporunun büyük etkisi oldu. İstanbul basını Amerikan Senatosu'nda Ermenistan mandasının reddedilmesini manşetten haber verdi. Vakit gazetesi 6 Haziran 1920 günü Amerikan Senatosu'nun Ermenistan mandasını reddetmesini red kararında öncülük yapan Senatör Henry Cabot Lodge'un resmiyle haber yaptı. Zaten o günlerde Amerika'da Atlantik'in ötesindeki sorunlara bulaşmama fikri hakimdi. Buna Monroe Doktrini deniliyordu. Avrupa ve hele de Orta Doğu sorunlarına karışmak istemeyen Amerika, Almanya ile yapılan Versay Anlaşması'nı da onaylamadı. Amerika aynı sebepten dolayı Sevr Anlaşması'nda da Lozan Anlaşması'nda da yer almadı. Amerika'nın mandayı reddetmesiyle Sevr'in Büyük Ermenistan projesi çökmeye başlamıştı. Fakat Senato'ya mandayı kabul ettiremeyen Başkan Wilson, Ermenistan sınırlarını kendisinin belirlemesini kabul etti. Ne var ki doğudaki gelişmeler nedeniyle bunun önemli bir etkisi olmayacaktı. Ermenistan mandasını reddetmekle Amerika'nın Anadolu ve Kafkaslar'daki rolü büyük ölçüde azaldı. Mustafa Kemal yine de Amerika'ya sıcak mesajlar vererek onun İngiltere ile yakınlaşmasını önlemeye dikkat etti. Başta Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir olmak üzere Ankara hükümeti bu aşamada Bolşevizm ve Kafkasya konularına odaklandılar. Komünizme fikren yakın görünecekler. Mustafa Kemal Lenin'e mektup yazacak. Ankara'da resmi Komünist Partisi kurulacak, Moskova ile anlaşma paraf edilecek, Ankara Kafkasya'nın Bolşevikleşmesini destekleyecek. Bu siyasi gelişmelerle uygun ortam hazırlandığında 28 Eylül 1920'de Kazım Karabekir'in kumandasında Ermenistan'a karşı askeri harekat başlayacak, milli mücadelenin ilk askeri zaferi kazanılacaktır. Şimdi olayların gelişimini görelim. Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan sonra Havza ve Amasya'ya geçmişti. Paşa bu sırada bir yandan da Bolşeviklerle nasıl temas edileceği ve yardım alınacağı konusunda Kazım Karabekir'le telgraf yazışmaları yaptı. Kayıtlara göre Mustafa Kemal'in Havza ve Amasya'da görüştüğü kişiler arasında bazı Bolşevikler de vardı. Ankara hükümetinin Bolşeviklerle kurduğu ilişkileri Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir organize etti. Nisan 1920'de San Remo Konferansı'nda İtilaf Devletleri Erzurum'un Ermenistan'a verilmesini görüşürken Bursa'daki 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa İngilizlerin Bolşevik Ruslarla anlaşmasından şüphelendi. Böyle bir anlaşma Anadolu Hareketi için felaket olurdu. Ali Fuat Paşa Erzurum'daki 15. Kolordu Kumandanı Karabekir Paşa'ya telgraf çekerek tehlikeyi anlattı. Bolşeviklerle temas konusunda gecikilmemesini istedi.
Kazım Karabekir Paşa 24 Nisan'da Ali Fuat Paşa'ya şu telgrafla cevap verdi. Bolşeviklerle anlaşmak için lazım gelen tedbirler alınmış, Ankara'ya bilgi verilmiştir. Bolşevikler, emperyalistleri ve kapitalistleri devirmek ve İslam alemiyle ittifak yapmak için azimle çalışıyor. İngilizlerle anlaşmaları mümkün değildir. Karabekir aynı gün Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgrafta Trabzon üzerinden Azerbaycan'a heyet gönderilmesini tavsiye etti. Karabekir'in telgrafındaki şu cümle son derece dikkat çekiciydi. Bugün Anadolu'nun kurtuluşu için Bolşevik ordularıyla el ele vererek hareketten başka çaremiz kalmamıştır. Ankara'nın gözünde Ermenistan sorununun anlamı İngilizlerin Ermenistan'a devrettiği Kars, Ardahan ve Sarıkamış'ı kurtarmaktan ibaret değildi. Bolşevik Rusya'yla ve Türk-Azerbaycan'la bitişik hale gelmek için aradaki Ermenistan engelini de aşmak gerekiyordu. ...23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Hemen ertesi günü meclis reisi Mustafa Kemal Paşa gizli oturumda uzun bir konuşma yaptı. Bolşevizmin bizim dini ve milli geleneklerimize uymadığını fakat Batı emperyalizmiyle mücadele ettiği için düşmanımızın düşmanı olduğunu, Bolşeviklerden yardım almak istediklerini söyledi. Ruslarla bazı temaslarda bulunulduğunu lakin henüz somut bir gelişme olmadığını belirtti. Mustafa Kemal Paşa iki gün sonra 26 Nisan'da Lenin'e bir mektup yazdı. Bu Ankara hükümetinin ilk diplomatik girişimiydi. Başka bir deyişle Ankara hükümeti ilk diplomatik teması Moskova ile kuruyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Moskova hükümetine birinci teklifnamesidir başlığını taşıyan mektup 3 maddeden oluşuyordu. Mustafa Kemal Lenin'e özetle 3 teklifte bulunuyordu. Emperyalist hükümetler aleyhine Bolşevik Ruslarla iş ve harekat birliği, Türkiye'nin Ermenistan üzerine harekat yapması, Gürcistan ve Azerbaycan'ın Bolşevikleşmesi ve böylece Bolşevik Rusya ile Türkiye'nin komşu olması. Emperyalizmle mücadele eden milli harekete Rusya'nın şimdilik ilk taksit olarak 5 milyon altın ve kararlaştırılacak miktarda cephane, harp araç ve gereçleriyle sağlık malzemesi göndermesi. Mustafa Kemal'in Lenin'e mektubu kaleme almasından iki gün sonra 28 Nisan'da Kızıl Ordu Bakü'ye girdi. Lenin, Bakü petrollerinin ele geçirilmesini emretmişti. Neriman Nerimanov'un başkanlığında Azerbaycanlı komünistler iktidara geldi. Azerbaycan'ın Bolşevikleşmesi Rusya'yı Türkiye'ye yakınlaştırmıştı. Ama Taşnak yönetimindeki Ermenistan hala İngiltere destekli bir engeldi. Lenin'e mektup yazmakla yetinmeyen Mustafa Kemal, 11 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında diplomatik bir heyeti de yola çıkardı. Amaç, Rusya ile resmi bir anlaşma imzalanmasıydı. Azerbaycan 28 Nisan'da Kızıl Ordu tarafından Bolşevikleştirildi. 3 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'daki Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği telgraf şöyleydi. Elde beş para bulunmadığı malumu devletleridir. Şimdilik dahilde bir menba da bulunmuyor. Başka taraftan temin edilinceye kadar Azerbaycan hükümetinden azami miktarda borç alınması imkanının teemmül ve temin buyurulmasını rica ederim. Bu telgraf Ankara'nın ne kadar ihtiyaç içinde olduğunu gösteriyordu. Mustafa Kemal'in Lenin'e mektubunu Halil Paşa, bir ay süren yolculuğun ardından 1 Haziran'da Moskova'da Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin'e verecek, Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey ve arkadaşları ise 19 Temmuz 1920'de Moskova'ya varacaklardı.
Mustafa Kemal'in Lenin'e yazdığı mektuba cevaben Dışişleri Komiseri Çiçer'in 15 Haziran tarihli mektubunda Ankara ile diplomatik ilişki kuracaklarını ve 2 milyon lirayla 60 bin tüfek, 112 hafif makinalı tüfek ve 10 ağır top vereceklerini bildirdi. Bu Mustafa Kemal'in talep ettiğinden çok azdı. Yine de ümit vadeden bir başlangıçtı. Çiçer'in Ermenistan'la Türkiye arasındaki sorunlarda arabuluculuk da yapmak istiyordu. Mustafa Kemal'in 20 Haziran'da yazdığı cevap Rusya-Sovyet Cumhuriyeti Dışişleri Komiseri Efendi hitabıyla başlıyordu. Mustafa Kemal Çiçeri'nin arabuluculuk teklifini kabul ettiğini, bunun için Ankara hükümetinin Ermenistan'a yapacağı harekatı ertelediğini söylüyordu. Türk Dışişleri Heyeti'nin Moskova yolunda olduğunu, Moskova'nın da Ankara'ya diplomatik heyet göndermesini beklediğini yazmıştı. Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir 1920 yılının ilk günlerinden bu yana Ermenistan'a bir askeri harekat yapılması konusunu aralarında müzakere ediyorlardı. Mustafa Kemal bu harekatın kış aylarında yapılmasını istemiş fakat Karabekir kış mevsiminde bunun mümkün olamayacağını bildirmiş, Enver Paşa'nın Sarıkamış harekatını hatırlatmıştı. Mustafa Kemal'in amacı doğuda bir an önce bir askeri başarı göstererek İstanbul'un otoritesini sarsmak ve Ankara'nın prestij ve otoritesini güçlendirmekti. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgal edilmesiyle Mebusan Meclisi'nin kapanması ve 23 Nisan'da Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bu kendiliğinden gerçekleşmişti. Bahar aylarından itibaren Kazım Karabekir Kars, Ardahan, Batum ve Sarıkamış'ı Ermenistan'dan geri almak üzere askeri harekat yapmak istedi. Bu defa Mustafa Kemal izin vermedi. Mustafa Kemal Moskova ile görüşmeleri izliyor, Ermenistan harekatını Rusya ile bir anlaşma imzaladıktan sonra yapmanın uygun olacağını söylüyordu. Moskova'ya gitmek üzere 11 Mayıs'ta yola çıkan Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığındaki Ankara hükümeti heyeti Mustafa Kemal Çiçer'ine mektup yazarken hala yoldaydı. Heyet, İktisat Vekili Yusuf Kemal, Mustafa Kemal'le beraber Samsun'a çıkanlardan Doktor İbrahim Tali, çok iyi Rusça bilen Lazistan Mebusu Osman ve Kurmay Yarbay Seyfi Düzgören Beylerden oluşuyordu. 19 Temmuz'da Moskova'ya ulaştılar. Ne var ki üst düzey hiçbir Sovyet yetkilisi onları karşılamadı. Bahane, Petersburg'daki 3. Enternasyonel toplantısına gitmiş olmalarıydı. Dahası yaklaşık bir ay bekletildiler. Onlar Moskova'da yetkililerle görüşmek için beklerken, İstanbul hükümeti delegeleri 10 Ağustos'ta Sevr Anlaşması'nı imzaladılar. Bekir Sami Bey ve arkadaşları nihayet Sevr'den 3 gün sonra 13 Ağustos'ta Çiçerin'le görüştüler. Boğazları ve Karadeniz'i emperyalizme açan Sevr, Bolşevikler için de tehditti. Görüşmeler zaman zaman sertleşti. Nihayet 24 Ağustos'ta Türk-Sovyet Dostluk ve Yardım Anlaşması paraf edildi. İmzalar 7 ay sonra 16 Mart 1920'de atılacak olsa da bu gelişme o gün için çok önemliydi. Türk-Sovyet Dostluk Anlaşması'nı 4 maddede özetlemek mümkün. Taraflardan her biri, diğerine zorla kabul ettirilen bir anlaşmayı tanımayacak, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin imzaladığı anlaşmalar geçerli olacaktır. Bu, Sovyetlerin Sevr Anlaşması'nı kabul etmemesi demekti. Çarlık Rusyası ile Osmanlı hükümeti arasında yapılmış anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. İki ülke arasında demiryolu ulaşımının sağlanması için iki taraf da gereken tedbirleri alacaktır. Boğazlar ticarete açık olacak, Türkiye'nin kesin egemenliği altında bulunacaktır. Batı'da ise Ankara zor durumdaydı. 22 Haziran'da Yunan saldırısı başladı. Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Denizli Yunan işgaline uğradı. 12 Ağustos'ta da Ermeni ordusu sınırdaki Oltu köylerini işgal etti. Anadolu'da giderek Bolşevizm sempatisi yayılıyor. Doğu ordusunda bazı subaylar kırmızı kalpak takıyorlardı. Sovyet desteğiyle 14 Temmuz'da Ankara'da gizli Komünist Partisi kuruldu. Aynı gün Ermenistan ordusu Nahçıvan'ın Şah Tahtı bölgesini işgal ederek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tren yolunu kapattı. Türkiye ile Rusya arasındaki ulaşım kesilmişti. Böylesine sıkışık bir ortamda Moskova 1 Eylül 1920 günü Bakü Doğu Halkları Kurultayı'nı toplayacağını açıkladı.
Amaç Doğu milletleri arasında Bolşevizmin etkisini yaymaktı. Bakü'de Doğu Halkları Kurultayı toplama kararını dünyada komünizmin yayılmasını örgütlemek için kurulmuş olan 3. Enternasyonel adlı Sovyet kuruluşu almıştı. Ankara bir yandan Ermenistan'ın işgalindeki Kars, Ardahan, Batum ve Sarıkamış'ı kurtarmak için askeri harekata hazırlanırken diğer taraftan Sovyetlerle dostluğa çok önem veriyordu. Sovyetler Anadolu dahil Doğu ülkelerindeki komünizmi yaymak için 1 Eylül 1920'de Sovyet Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1. Doğu Halkları Kurultayı'nı topladılar. O sırada Kızıl Ordu Polonya cephesinde savaş halindeydi. Kurultayda konuşan Rus Bolşevik liderlerden Zinoviev ve Radek'in şu sözleri Doğu Halkları Kurultayı'ndan bekledikleri desteğin ifadesiydi. Beyaz Polonya'ya karşı Rus Sovyetleri Cumhuriyeti'nin yaptığı savaş sadece Batı proleterlerinin değil ayrıca Doğu'nun çalışkan halklarının da ortak düşmana karşı savaşıdır. Mustafa Kemal bir Sovyet teşebbüsü olarak düzenlenen 1. Doğu Halkları Kurultayı'ndan son derece tedirgindi. Bakü artık komünist propaganda merkezi haline gelmişti ve komünist fikirler Anadolu hareketi içinde de yayılmaktaydı. Yine de İbrahim Talih Bey'i meclis adına gözlemci olarak kurultaya gönderdi. Kazım Karabekir de Ankara'nın onayıyla Erzurum ve Trabzon vilayetlerinden Cevat Dursunoğlu ve eski İttihatçı Hafız Mehmet'le arkadaşlarını gönderdi. Kayıtlara göre kurultaya 1273'ü komünist olmak üzere 1891 delege katıldı. En kalabalık grup 235 delege ile Türklerdi. Anadolu'dan kendi imkanlarıyla kurultaya giden komünistler olduğu gibi Bakü'de kurulan Mustafa Süpi'nin Merkez Komitesi Başkanlığı'nı yaptığı Türkiye Komünist Partisi üyeleri de kurultaydaydı. Katılımcılar arasında 192 İranlı ve Fars, 157 Ermeni, 104 Rus, 100 Gürcü, 82 Kuzey Kafkasyalı, Çeçen ve Kabartay, 61 Tacik, 47 Kırgız, 41 Yahudi, 35 Türkmen, 15 Özbek, 14 Hintli, 8 Kürt, 8 Çinli de vardı. Amerika'dan, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden gelen komünistler de vardı. Tabii tüm katılımcıların toplumlarını temsil ettikleri söylenemez. Nitekim Enver Paşa da Fas, Tunus, Cezayir ve Trablusgarp inkılaplarının temsilcisi olarak kurultaya katılmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda imparatorluğu yöneten 3 isim Enver, Cemal ve Talat Paşalar, İttihat ve Terakki Partisi'nin önde gelen isimleriyle birlikte 1 Kasım 1918 akşamı bir Alman torpidosuyla İstanbul'dan kaçmışlardı. İstanbul'da gıyaben yargılanıp idama mahkum edildiler. Askerlikten ihraç edildiler, rütbeleri geri alındı. Enver Paşa kimliğini gizleyerek önce Berlin'e geçti, orada Bolşeviklerle ilişki kurarak Moskova'ya gitmek için izin çıkardı. Cemal Paşa da İngilizlere karşı mücadele eden Afgan ordusunun modernleştirilmesi için Sovyetlerin bilgisi dahilinde Afganistan'a gitmişti. Talat Paşa ise Berlin'deydi. Bir yandan Avrupa'ya dağılmış olan iddiaçlarla, bir yandan da Anadolu hareketinin önde gelen isimleriyle irtibat halindeydi. Enver Paşa Moskova'ya geldikten sonra Lenin ve Çiçerin'de görüştü. İngiltere'ye karşı İslam dünyasında ayaklanmalar düzenlemeye çalışacaktı. Bakü Kongresi'ne bu düşüncelerle katılmıştı. Tarihçi Mete Tunçay, Enver Paşa'nın Bakü'de Türkiye'li Bolşevik Mustafa Süpi ve çevresinde soğuk bir tepkiyle fakat Asya milletlerinin temsilcileri tarafından büyük bir coşkunlukla karşılandığını yazıyor. Ajlan Sayılgan'a göre Enver Paşa, Müslüman delegelerin çok büyük ilgisiyle karşılanmıştı. Öyle ki elini eteğini öpmüşler, kendilerini otomobilinin önüne atmışlardı. Ruslar bundan ürktüler. Paşa'nın kurultayda bizzat konuşmasını engellediler. Kongrede bulunan yazar Şevket Süreyya Aydemir de Enver Paşa'ya kürsüde konuşması için söz verilmedikten başka hazırladığı nutku kendisinin okumasına meydan bırakılmadı diye yazıyor.
Enver Paşa'nın konuşma metninin Türkçe çevirisini Mehmet Emin adında biri okudu. Okurken alaycı bir tavır takındı. Kurultayda Enver Paşa'ya sert tepkiler de oldu. Türkiye'li Bolşevikler onu Alman ajanı olmakla suçladılar. Şevket Süreyya kurultayda yakından gördüm dediği Enver Paşa'yı şöyle tasvir ediyor. Enver Paşa o sırada 40 yaşındaydı ve yaşının adamı görünüyordu. Başında kalpak, üzerinde koyu renkli sivil bir avcı elbisesi vardı. Pantolon ve çizme giyiyordu. Yüzünün rengi uçuk ve hafif esmerceydi. Bıyıkları yine kısa ve uçları şimdi biraz ihmal edilmiş olmakla beraber gene kıvrıktı. Ama yorgun ve düşünceli olduğu her halinden belliydi. Enver Paşa'nın bildirgesi Yoldaşlar diye başlıyor, Şark aleminin 3. enternasyonelle müttefik olduğunu ilan ediyordu. Paşa, 1. Dünya Savaşı'na girmesinin emperyalizm karşısında bir mecburiyet olduğunu anlatıyor, şimdiki Rusya o zaman mevcut olsaydı durumun farklı olacağını söylüyordu. Enver Paşa'nın konuşma metni, yaşasın ezilenlerin birliği, kahrolsun bu birliğin titrettiği ezenler sözleriyle sona eriyordu. Bolşevik liderlerden Grigori Zinoviev'in kurultaydaki konuşmasındaki şu sözler, ittifak arayan Ankara açısından son derece önemliydi. Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği hareket, halifenin kutsal kişiliğini düşmanların elinden kurtarmayı amaçlıyor. Bu, komünistçe bir görüş müdür? Hayır, ama biz yığınların dini duygularına saygı duyuyoruz. Ama dini inanışı ne olursa olsun böyle yapmamalıydı. İleriye bakmalı, geçmişi tekrar getirmeye uğraşmamalıydı. Zinoviev, bugün gerçek çıkarların nerede olduğunu anlamayan Türklerin bunu yarın anlayacağını söyleyerek Türkiye'de Bolşevik devrim beklediklerini ima etti. Bunlar Ankara'yı çok rahatsız edecek beyanlardı. İngiliz emperyalizmine karşı her hareketi destekleyeceklerini vurgulayan Zinoviev, İngiliz sömürgesi Hindistan'a da şöyle seslendi. Kardeşler, biz sizi kutsal savaşa çağırıyoruz. Önce İngiliz emperyalizmine karşı vereceğimiz kutsal savaşa. Tutanaklara göre alkış fırtınası koptu. Uzun hurra sesleri yükseldi. Salondakiler silahlarını öne doğru uzatarak ayağa kalktı. Dakikalarca alkışladılar. Bu tablo Doğu milletlerinde İngiltere'ye duyulan tepkiyi gösteriyordu. Ankara'nın temsilcisi İbrahim Talih Bey'in bildirgesi Enver Paşa'nınkinden hemen sonra okundu. Dinleyicilere 4 defa yoldaşlar diye hitap eden İbrahim Talih Bey, millet kavramından çok Anadolu köylüleri ve devrimcileri deyimini kullandı. Konuşmasının özeti bildirgedeki şu sözlerdi. Emperyalizm Türkiye üzerine batıda Venizelosçu uçaklarını, doğudaysa Ermenistan taşnaklarını saldırtıyor. Anadolu köylüleri ve devrimcileri emperyalizme karşı savaşıyor. Sovyet Rusya'nın kendisine uzattığı eli büyük bir içtenlikle kabul edecektir. Mustafa Kemal'in temsilcisi İbrahim Talih Bey'in bildirgesindeki son sözler, yaşasın Sovyet Rusya ve sadık müttefiki devrimci doğuydu. Bir hafta süren kurultayın her oturumu hep bir ağızdan Komünist Enternasyonel Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi. Bakü kurultayı bir de Doğu halklarına bildiri yayınladı. 58 paragraf tutan bu çok uzun bildiride kurultayın Komünist Enternasyonel kararıyla toplantıya çağrıldığı belirtildi. Bütün Batı emperyalizmi eleştirmekle beraber asıl hedef cihanın yarısına hakim olan galip İngiltere'ydi. Ey Şark milletleri! Hitabını sık sık tekrarlayan bildirinin temel tezi Asya milletlerinin Avrupa proletaryasıyla el ele vererek emperyalizme karşı ayaklanmasıydı. Bildiride Müslüman milletlere ayrı ayrı ismen hitap ediliyor, Batı'ya karşı ayaklanma çağrısı yapılıyordu. Peygamberin yeşil bayrağı altında yapılan cihatların yalan ve fesat olduğu iddia ediliyor. Şimdi Cihangir ve Yağmacı İngiltere'ye karşı Doğu milletlerinin ve bütün dünya işçilerinin cihadı için çağrı yapılıyordu. İngilizler Bakü kurultayından çok tedirgin oldular. Kurultayı düzenleyenlerden Hintli komünist Roy'un söylediği gibi Lord Curzon uykusuz geceler geçiriyordu. İlginçtir ki Bakü'de toplanan 1. Doğu Halkları Kurultayı'nın ikincisi yapılmadı. Çünkü kurultayı düzenleyen Rusların amaçlarından biri İngiltere'ye karşı güç gösterisi yapmak ve iyi bir ticaret anlaşması elde etmekti.
Tarihçi Edward Carr'a göre Sovyetlerin kurultayın ikincisini yapmamalarının sebebi 1921 Mart'ında Lenin rejiminin İngiltere ile imzaladığı ticaret anlaşması olabilir. Zira bu anlaşmada Sovyetler ve İngilizler birbirleri aleyhine faaliyette bulunmamak için imza atmışlardı. Komünistler kapitalistlerle ticaret anlaşması yapmıştı. Doğan Avcıoğlu'nun dediği gibi Bakü kurultayının coşkun kararları daha mürekkebi kurumadan solacak, İslam ihtilallerine verilen önem azalacaktı. Bakü Kongresi 7 Eylül'de bitti. 8 Eylül'de Türkiye'li Bolşevik Mustafa Suppi, Bakü'de Türkiye Komünist Fırkası'nın ilk kongresini yaptı. Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir, Bolşevizme yakın görünerek Moskova'dan yardım almaya büyük önem veriyorlardı. Bakü Kongresi'ne bu titizlikle delege göndermişlerdi. 8 Eylül'de ilk Sovyet yardımı Trabzon'dan Erzurum'a ulaştı. Kazım Karabekir gelen altın külçelerini hastanede tarttırdı. 200 kilosu Erzurum'da bırakıldı. Büyük kısmı Ankara'ya gönderildi. Moskova altınları Sovyet Sefaret Başkatibi Upmal Angarski ile birlikte göndermişti. Upmal Angarski Ankara'ya gittiğinde komünizmi örgütlemeye çalışacaktı. Sovyet altınlarının Erzurum'a ulaşmasından bir gün sonra 9 Eylül'de Ermeniler Kulp bölgesini işgale başladılar. Artık bahar aylarından beri ertelenen Şark Harekatı'nın zamanı gelmişti. Anadolu Hareketi'ne ilk zaferi Bolşeviklerle ittifak getirecekti. Mustafa Kemal Paşa 20 Eylül'de harekat için Kazım Karabekir Paşa'ya Bakanlar Kurulu kararıyla izin verdi. Kazım Karabekir komandasındaki Milli Ordu, Ermenistan Devleti'nin saldırılarına son verdiği gibi 1878 yılında Rusya'ya bırakılmış olan Kars, Ardahan, Sarıkamış ve Kağızman'ı da kurtardı. Bu zaferden sonra Karabekir'e Şark Fatihi denildi. Mustafa Kemal Doğu Harekatı'ndan dolayı 4, 8 ve 30 Ekim tarihlerinde gönderdiği telgraflarla Karabekir'i ve silah arkadaşlarını kutladı. 30 Ekim tarihli telgrafında Kars gibi bir kalenin zaptı her milletin tarihinde nadir olan fevkalade bir askeri başarıdır diyerek şu sözlerle tebrik etti. Zat-ı devletlerini kumandan ve asker bütün şanlı arkadaşlarımızı kemal-i iftihar ve itimat ile takdir ve tebrik ediyoruz. 1 Kasım'da Hakimiyet-i Milliye gazetesi Kars zaferini ve Mustafa Kemal Paşa'nın tebrikini manşetten yayımladı. Genelkurmay Başkanı Albay İsmet Bey de gençlik yıllarından bu yana yakın arkadaşı olan Karabekir'e çektiği telgrafta bu zaferin sıkıntıdaki Ankara'ya nefes aldırdığını belirterek kutladı. Pek sevgili kardeşim Kazımcığım, Şark Harekatı bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar dalmış idik ki vaziyetin nefes alacak bir menfeze kesin ihtiyacı vardı. Allah'ın inayetiyle bunu sen tam bir muvaffakiyet ve intizamla açtın. Bilhassa Mustafa Kemal şükranını ifade ve ishar için ne yapacağını bilmiyordu. Herkes böyleydi. Garp'ta sıkıntıdayız Kazım. Malzeme, anarşi, entrika sıkıntıları tabii en mühimi malzemedir. İnönü 1960'larda kaleme aldığı hatıralarında da Karabekir'den ve Doğu Harekatı'ndan takdirle, övgüyle bahsetti. Harekatta büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini, bunun Batı cephesini kuvvetlendirdiğini anlattı. 2 Kasım'da 2. Parti Sovyet yardımı geldi. 6 Kasım'da Ermenistan Karabekir Paşa'dan mütareke istedi. Mustafa Kemal Paşa'nın Hakimiyet-i Milliye gazetesi, Ermenistan'la yapılan mütareke müzakerelerini emperyalizme karşı Cihan İnkılabı'nın bir zaferi olarak yayımladı. 19 Kasım'da Kızıl Ordu Ermenistan'a girdi. Bolşevik Ermenistan kuruldu. 3 Aralık'ta Gümrü Anlaşması ile Türkiye'nin doğu sınırları çizildi.
İtilaf devletleri Amerika Başkanı Wilson'a Ermenistan sınırlarını çizme yetkisi vermişti. Wilson 22 Kasım 1920'de Erzurum, Trabzon ve Rize'yi de içine alan Ermenistan haritasını açıkladı. Aslında Wilson gülünç duruma düşmüştü çünkü çizdiği harita hem nüfus gerçeklerine hem de siyasi gerçeklere hiç uymuyordu. Kafkasya'da görevli İngiliz istihbarat subayı Albert Strokes tam da Wilson'ın haritasını çizdiği gün 22 Kasım'da Lord Curzon'a yazdığı raporda doğudaki bu Türk zaferiyle İtilaf devletlerine karşı Türk-Bolşevik ittifakının güçlendiğini, Sevr Anlaşması'nın ölü bir belge haline geldiğini yazıyordu. Bu esnada Batı cephesinde Yunan işgali genişliyor, milli ordu geri çekiliyordu. Öte yandan Anadolu'da komünist örgütlenmeler yayılıyor. Mustafa Kemal Ruslara ben de komünizm yanlısıyım diyerek resmi komünist partisini kurduruyordu. Bir yandan da Ruslarla ittifakla eş zamanlı olarak İslam siyasetini yürütüyordu. Bütün bunları ve mecliste Mustafa Kemal'e karşı güçlü bir sol muhalefetin oluşmasını 1921 yılında yapılan Türkiye'nin ilk anayasasını gelecek bölümde anlatacağız.